Hepinize merhaba dostlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Emre ve bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Tam Gaz Benten Evreni'ndeki Hayvan Gönüllü Uzaylılar serimizin devam videosu ile karşınızdayım. Ve bugün sizlerle birlikte Benten Ultimate Alien serisinde görmüş olduğumuz hayvan gönüllü uzaylıların listesini yapacağız. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. On numara Chameleon. Hey çocuklar, şuna bir bakın. Lütfen abartma. Evet. Evet. Chameleon, bilinmeyen bir gezegenden gelen bir merlisapiyenin DNA örneğidir. Chameleon'ın temelde bir tür sürüngen olduğunu söyleyebiliriz. Kendisi bana kalırsa bir semendere fazlasıyla benziyor. Genellikle mor renklerde olan bu uzaylı seri içinde tıpkı birçok kertenkele türü gibi rengini bulunduğu ortamın rengine göre değiştirebilir ve kendisini kamufle edebilir. 9 numara Ultimate İnsanozor. Bir Ultimate olmaz zaman. Ultimate İnsanozor. Ultimate İnsanozor bir Vaxasaurian'ın gelişmiş en güçlü formudur. Klasik formundan daha yırtıcı ve saldırgan duran Ultimate İnsanozor seri içinde tıpkı bir Ankylosaur'a benziyordu. İnsansı dinozor benzeri bir yaratıktı ve klasik formundan çok daha iri ve güçlüydü. 8 numara Ultimate Örümcek Maymun. Hiçbir numara yok. Ultimate Örümcek Maymun. Ultimate Örümcek Maymun bir Arachnichib'in gelişmiş en güçlü formudur. Kendisi mor ve siyah renk şemasına sahip olan devasa bir gorildi. Bunun yanı sıra tıpkı klasik formunda olduğu gibi fazladan örümcek kollara ve gözlere sahipti. Açıkçası kendisinin görünümü açık açık bir goril ve örümceğin karışımı diyebiliriz. 7 numara Fast Track. Fırsatı hiç kaçırır mı? Face Drake, Chilaibis gezegeninden bir Strike kayasında iniyor nedir? Kendisi ilk bakışta herhangi bir hayvana benzemiyor olsa da özellikle yüzünün aslen bir kediye benzediğini söyleyebiliriz. Genel olarak mavi ve siyah renk şemasına sahip olan bu uzaylı oldukça hızlıydı ve vücudunun birçok yerinde keskin bıçaklara sahipti. 6 numara Teraspin. Tanrım, eski Omnitrix'imi çok özledim. Buna yetecek gücüm var mı peki? Teraspin. Teraspin, Andromeda galaksisindeki Aldabra gezegeninden bir geçeren Arion'un DNA örneğidir. Az önce türünü söylemekte zorlandığım ve aynı yeri 10 kere kayıt aldığım Teraspin'in neye benzediğini uzun uzun konuşmamıza bile gerek yok. Görüyorsunuz. Ancak yine de kısa bir anlatım yapalım. Teraspin yüzgeç şeklinde olan devasa kolları ve kısa bacaklara sahipti. Bunun yanı sıra devasa yeşil bir kaplumbağa benzeri uzaylıydı. 5 numara Su Kamçısı. Başları var zaten. Pandor! Benim. Bivalvan, ben eve gitmenin yolunu bulduğunu sanıyordum. Su Kamçısı, Andromeda galaksisindeki Kiyosuna gezegeninden bir Orishiyan'ın DNA örneğidir. Açıkçası Su Kamçısı'nın bir tür hayvana benzediğini söylesem eminim birçoğunuz bunun saçma olduğunu düşünecektir. Ancak bu durum o kadar da saçma değil. Kendisi temelde bir tür yumuşakça, yani diğer bir deyişle denizlerde yaşayan birçok kabuklu canlıya oldukça benziyor. Evet, bence benziyor çünkü kendisi tıpkı birçok kabuklu canlı gibi sert bir deriye ve özellikle su güçlerine sahipti. Bundan dolayı kendisinin birçok kabuklu deniz canlısına benzediğini söyleyebiliriz. 4 numara Armadrillo.
Armadillo! Armadillo, Andromeda galaksisindeki Poinolukos gezegeninden bir talpiyenin DNA örneğidir. Görünümüne baktığımız zaman bir hayvandan ziyade daha çok devasa ve güçlü bir robot gibi görünen Armadillo oldukça güçlü ve iriydi. Kendisi sert derisi ve dayanıklı olması nedeniyle tıpkı bir Armadillo'ya oldukça benziyordu. Zaten tek benzerlik bununla kalmıyor. Farkındaysanız seri içinde uzaylının adı ilham alınan hayvanın adına bir hayli benziyor. 3 numara Amfibiyan. Bu mu? Tamam, öyle yapalım o zaman. Amfibiyan! Amfibiyan, Andromeda galaksisindeki Tesla's gezegeninden bir ampiyerine değiniyor nedir? Amfibiyanın ne olduğunu ilk başta birçok kişi anlamış olabilir. Zaten uzaylının görünümü bir deniz canlısına oldukça benziyor. Kendisinin görünümüne bakacak olursak kafası, göğsü ve karnının 3 kısmı ayrıldığını görebiliriz. Ayrıca el ve ayak olarak kullanabileceği 6 uzun dokunaçları vardı. Kendisinin bu görünümü akıllarda uzaylının direkt olarak bir deniz canlısına benzediğini getiriyor. 2 numara Nanomek. Nanomek. Görünmez mi oldun yoksa? Hayır, aşağıdayım. Nanomek, Omnitrix tarafından oluşturulan insan mikroçip hibritinin DNA örneğidir. Kendisinin tam boyutu yaklaşık 1 cm'dir ve bu da kendisinin en küçük benzer uzaylısı olduğunu gösteriyor. Kendisi tıpkı minyatür bir robot tasarımına sahipti. Vücudu karbon veya silikon bazlı bir alaşımdır ve uçarken kanatlarından yeşil renkli ışıklar çıkartabilir. Açıkçası boyut ve çıkarmış olduğu ışıklardan dolayı kendisi hem bir sineğe hem de bir ateş böceğine oldukça benziyor. 1 numara Eetle. Vazgeç Nesmith. Bırak kızı gitsin. Eetle, Coleoptera gezegeninden bir Oriçeni'nin DNA örneğidir. Kendisi iri ve metalik bir insansı uzaylıydı. Gümüş, tırtıklı ağzı oldukça büyüktü ve bu ağzı sayesinde tıpkı kusmuk gibi kendisi de yediği her şeyi rakiplerini ateşleyebilirdi. Büyük bir boynuza sahipti ve kendisinin sahip olduğu devasa görünüm ve büyük boynuzundan dolayı Eetle açık bir şekilde bir gergedan böceğine benziyor. Böylelikle bugün yapmış olduğumuz Ben 10 Ultimate Alien hayvan görünümlü uzaylı listemizde böyle oluyor arkadaşlar. Yarınsa başlatmış olduğumuz bu serinin final videosuyla karşınızda olacağım. Her zaman olduğu gibi yarınki videoda yarın aynı saatte kanalda olur. Böylelikle bu seriyi de bu şekilde bitirmiş olacağız. Ancak Universe videolarını iki parça halinde mi yapsam yoksa tek bir video olarak mı yapsam buna henüz karar veremedim. Artık onu da yarınki videoda konuşuruz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Ben 10 Ultimate Alien serisinde görmüş olduğumuz hayvan görünümlü uzaylıların listesini yaptık ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Fearless.